Sevgili dostlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Bir konu hakkında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur ama burada yine de bir hatırlatmada bulunayım. Unutabiliriz. Bu hafta sonu Pazar günü biliyorsunuz Avusturya Steiermark'ta, yani bizim kaldığımız bölgede aile seçimleri var. Bu aile seçimlerinde benim hepinizden ricam, oy kullanma hakkına sahip olan herkesin mutlaka ve mutlaka gidip oyunu kullanması. Mutlaka mutlaka gidip oyunuzu kullanın. Yani bir oydan bir şey olmaz demeyin. Gerçekten bir oy bazen çok şeyi değiştirebiliyor. Çünkü şöyle düşünün, herkes aynı düşüncede olursa, ben bir oyda ne olur ya, gitmesem, ya da iki oyda ne olur, biz gitmesek bir şey olmaz diye de aynısını düşünecek. Biz gitmesek iki oyda ne olur diye düşünecek. Ama emin olun, Avusturya'daki yükselen ve şu anda birinci parti olan aşırı sağ bu konuda acayip şekilde örgütleniyor ve herkesi sandığa götürüyor. Ve birçoğunuz belki görmüşsünüzdür, yapılan afişlerde uçak fotoğrafları konulduğunu, yabancıları göndereceğini diye, zaten bütün politikaları yabancılar üzerinde. Aslında Avusturya ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayan, yabancılar gittiği zaman ne yapacaklar bunlar diye düşündüğümüz bu kesim, bu aşırı sağcı, ırkçı kesim, bu aile seçimlerinde de Steiermark'ta almak istiyor ve bunun için bizim mutlaka mutlaka gidip oy kullanmamız gerekiyor. Yani bunlar hem şimdi bize zarar olacak, hem gelecekte çocuklarımıza zarar olacak, hem ondan sonra torunlarımıza zarar olacak. Bizim bu faşizan bakış açısına, bu aşırı sağa karşı mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeliyiz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz şu anda Graz'da belediye Komünist Partisi'nin elinde. Yani başarılmayacak diye bir şey yok. Hiç kimse Graz'da Komünist Partisi'nin bu belediyeyi kazanacağını belki de düşünmüyordu. Ama gördük, Graz'da komünistler belediye başkanlığını kazandı. Koalisyondalar, istediklerini yapamıyorlar ama yine de birçok şey yapıyorlar. Hepimiz çok iyi biliyorsunuz ki Komünist Partisi Graz'da işte belediye evleri yapıyor. Maddi durumu iyi olmayanlara için belediye evleri, yani işçi sınıfı için belediye evleri, rahat oturabilecekleri yeni yeni belediye evleri yapıyor. Geçmişte birçok belediye evinin içinde oturulmaz halde olan belediye evlerinin hepsini tamiratını yaptı. Tuvaletleri dışarıdan içeri aldı, banyolarını yaptı, kapılarını değiştirdi, pencerelerini değiştirdi. Isı yalıtım dış kısmına yaptırdı. Yollarımızı yapıyor, sularımızı yapıyor ve şu anda da verdiği mücadele bu insanların bu kirayla, bu enflasyonla geçinemediklerine dair bir mücadele veriyor. Biz de lütfen, benim sizden ricam, Pazar günü mutlaka sandığa gidelim ve bizler için çalışan, bizler için emek veren, bizler için koşturan, aldıkları maaşın sadece çok az bir kısmını, kendi yaşayabilecek şekilde bir kısmını kendine alan, diğerini de kurdukları fonda ihtiyacı olanlara dağıtan, bu gerçekten komünist bir bakış açısı. Bu konuda gerçekten KPÖ'yü kutluyorum. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanı ne kadar alıyor bilmiyorum. Diyelim ki 8 bin alıyorsa, 2200 lirasını ya da 2500 lirasını kendine alıyor. Geri kalan parasını da fona aktarıyor. Kendi kurdukları fona aktarıyor ve bütün encümenler, KPÖ'nün içerisindeki bütün encümenler de aynısını yapıyor. Kendi alabilecek, yani asgari ücretin üstünde bir maaşına, yani diyelim ki 2000 lira mı, 2200 lira mı bir para alıyorlar, asgari ücret değerinde olmasa da, yani ancak ki kendini geçindirebilecek bir para alıyorlar, geri kalan da fona aktarıp oraya her perşembe günü KPÖ'ye gidip de ihtiyacı olan fakirlere yardım ediyorlar. Yani okul konusunda öyle, anaokulları konusunda öyle, çocuk kreşleri konusunda öyle, yeni yeni yatırımlar yapıyorlar. Bak, görüyorsunuz, yeni yeni yollar yapılıyor. Gazın bakış açısı 2 sene içerisinde bayağı bir değişti. Ve şimdi de işte yıllık tramvay biletlerimiz, otobüs biletlerimize büyük bir fon aktarıyorlar. Orada bir mesela 100 lira eksik yapıyoruz, ya da birçok kişiye eskide sadece giskebürle kağıdıyla gidip de işte o sosyal kart alanlara ev yardımlarını alanlarda da dahil ettiler. Yani çok büyük çalışmalar var. Belki bunların birçoğunu siz bilmiyorsunuz, belki birçoğu size görünmüyor ama emin olun ki birçok çalışma var.
ve bu çalışmalara, yani bizim geleceğimizi, işçi sınıfının geleceğini, Avusturya'daki tüm halkların, yani yabancıların, yerlilerin haklarını koruyabilecek tek partinin Komünist Partisi olduğunu ve mutlaka ve mutlaka bu pazar günü gitmemezlik yapmayarak, sandığa giderek Komünist Partisi'ne oyunuzu vermenizi sizlerden rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Unutmayın, geleceğimiz bizim elimizde. Biz gidersek, oy kullanırsak ancak ki başarabiliriz, ama gidemezsek emin olun aşırı sağ tüm Avrupa'da, Avusturya'da olduğu gibi daha da güçlenecek ve gelecekte şimdi bizlere ve gelecekte de bizim yeni nesillere çok büyük kötülükler yapacak. Bu kötülükleri yapmamalar için lütfen sandığa gidelim, Komünist Partisi'ne oyunumuzu verelim. Saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın.